Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ben Mehmet, sizlerden gelen gerçek hayat hikayeleriyle beraber itiraflarınızı seslendiriyorum. Eğer sizler de kanalımıza ilk defa geliyorsanız, öncelikle bildirimleri açarak ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere Müzeyyen Hanım'dan gelen gerçek bir hayat hikayesi anlatıyorum. Henüz 10 yaşlarındayken yengesinin bir ahlaksızlığını yakalayan takipçimiz, o günden sonra deyim yerindeyse çile dolu bir hayata gözlerini açıyor. O evdeki çileler zorla evlendirilerek gönderildiği evde de devam edince sonrasında bakalım neler yaşanıyor. Başından sonuna kadar yine merakla dinleyeceğiniz bir hayat hikayesiyle beraber olacağız. Eğer sizler de bana ulaşmak, yaşadıklarınızı anlatmak isterseniz hemen 0506 397 93 95 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Şimdi sizler destek yorumlarınızı ve beğenilerinizi yaparken ben de hayat hikayemize başlamak istiyorum. Merhaba Mehmet Bey, adım Müzeyyen. 43 yaşında, iki çocuk annesi bir kadınım. Size hayatımı anlatmak, içimi dökmek istiyorum. Hiç kolay şeyler yaşamadım. Hala daha yaşadığım şeylerin travmalarını yaşamak zorundayım. İki çocuğum ve eşim için İyi olmaya çalışıyorum. Size öncelikle çocukluğumdan bahsetmek isterim. Zaten ne olduysa çocukluğumda oldu. Sonrasında birbirine pamuk ipliği gibi bağlandı ve tüm sorun, sıkıntılar üst üste geldi. Mehmet Bey, ben Siirt'in bir köyünde 5 çocuklu bir ailenin en küçük ve tek kızı olarak dünyaya geldim. 4 abimin yaşları birbirlerine çok yakın, ancak ben yıllar sonra kazayla olduğum için abilerimden epey küçüktüm. Dünyaya geldiğim evde bir tane değil, sanki 5 tane babam varmış gibi hissederdim. O kadar erkeğin içinde bir kız çocuğu olarak büyümek hiç kolay olmadı. Abilerim tıpkı babam gibi çok baskıcıydı. Kız çocuğu pantolon giymez, kız çocuğu kısa kollu giyinmez, kız çocuğu başı açık gezmez. Kız çocuğu okula gitmez diye diye beni evin bir odasına tıktılar Mehmet Bey. Değil bir yere gitmek, bir kız arkadaşımın evime gelmesine bile izin vermezlerdi. Küçük bir köy içinde bir kızın kaç tane kız arkadaşı olabilirdi ki? Az çok herkes herkesi tanırdı. Babam ve abilerimse sırf köydeki kız arkadaşlarımı okuyor diye onları eve almazdı. Nedenini biliyor musunuz? Olur da okulda öğrendiklerini aklıma sokarlar da beni yoldan çıkarırlar diye düşünüyorlardı. Neyse, buraları daha sonra anlatacağım zaten Mehmet Bey. Bizim durumumuz köydeki birçok aileye göre oldukça iyiydi. Büyükbaş, küçükbaş bir sürü hayvanımız, kümes hayvanlarımız vardı. Küçük bir çiftliğimiz vardı demek daha doğru olabilir. Annem orada ineğin, keçinin sütünü peynir yapar, satardı. Hatta durumumuz o kadar iyiydi ki yardımcı olan işçilerimiz bile yanımızda çalışıyorlardı. Babam peyniri, sütü, yumurtayı kamyonuna yükler, şehrin merkezine götürerek satardı. Tabii durumlarımız başta böyle iyi değilmiş. Bunu sonradan öğrenmiştim. Babamın ailesinin durumu hiç iyi durumda değilmiş. Annemle aşka düştüklerinde annem o zamanın en zengin ailesinin kızlarındanmış. Babamı anneme layık görmemişler Mehmet Bey. Babam da çok hırs yapmış. Annemi çok sevdiğinden mi, yoksa söylediklerine karşı hırs yaptığı için mi bilmiyorum. Çalışıp çabalamış, durumları toparlamış. Bir horoz, bir tavuk derken eline ne geçtiyse pazarda satmaya başlamış. Gecesi gündüzü birbirine karışmış. Neticede 2 sene sürse de durumları toparlamış. Annem bu süreçte kimseyle evlenmemiş, babamı beklemiş. Annem ve babam nihayet nişanlandıklarında annemin ailesi babamı çok ezmişler. Kendilerinden düşük görerek, sonradan görme diyerek aşağılamışlar. Hatta annemin babası bu nişanı bozmak istemiş. Annem de kabul etmeyince beraber kaçmışlar. Bunun üzerine annemin ailesi annemi evlatlıktan reddetmiş. Onların hikayesi de bu şekilde başlamış Mehmet Bey. Ben doğduktan sonra annem ve babam arasındaki sorunları görüyor ama ne olduğunu asla çözemiyordum. Severek evlenmelerine, üstelik kaçmalarına rağmen başından beri her evde olduğu gibi iyi gitmeyen birçok sorun olmuş. Babam da her zaman bir aşağılık kompleksi olduğuna inanıyordum Mehmet Bey. Yani durumu ne kadar iyi olursa olsun sürekli kendisini gösterme eğiliminde oluyordu. Anneme üstten üstten bakarak, bak ailenin o beğenmediği insan şimdi neler yapıyor der gibi hallere girer, değişik gurur kırıcı,
cümleler kurardı. Ben onların hikayesini bilmediğimden babamı egolu zannediyordum. Halbuki onda geçmişten gelen bir eziklik duygusu vardı ve bunu aşmak için annemin duygularını kullanıyordu. Annemin ailesine göstermediği o gücü, parayı anneme gösteriyordu. Ama bunu annemin duygularını ezip geçerek, onu küçük düşürerek gösteriyordu. Annemin ailesi, annemle babam evlendikten birkaç sene sonra iflas etmişler. Öyle ki babamdan da sefil bir hale düşmüşler. Tabi bu süreçte babam böbürlenerek onlara yardım etmek istemiş ve bunu da gözlerine sokarak yapmış. Gururlu dedemse kabul etmemiş. Babam buna daha da içerlenmiş. Dışarıdan baktığınızda sanki bir film oynuyor değil mi? Oysa ki içeride kimse neler yaşandığının farkında değil. Evlendikten sonra babam anneme sürekli olarak ''Senin o kibirli alem beni beğenmezdi. Şimdi nasıl da Allah gösterdi, dara düştüler.'' dermiş. Kısaca kibir aslında babamı ele geçirmiş demek doğru olabilir Mehmet Bey. Annem babamdan işittikleri ve gördükleriyle babama karşı duyduğu sevgiyi zamanla kaybetmiş. Ama yapacak bir şey yok elbette. Neticede kendi isteğiyle kaçtı ve geriye döndüğünde onu sevgiyle kucaklayacak bir ailesi yoktu. Mecburiyetten babamın her haline katlanmış. Babama 4 erkek çocuk verene kadar defalarca aldatılmış. Her defasında babamın yaptıklarını görmezden gelmiş. Yaşadıklarımdan sonra kendi kendime şunu diyorum. Neden dünyaya geldim ben? Onlar bir şekilde hayatlarını öyle böyle sürdürüyorlardı. Ama ben dünyaya geldikten sonra benim neler yaşadığımı bile göremediler. Benim doğumum annem için eziyet olmuş. Babam beni doğurmasını asla istemiyormuş. Hatta aldır bile demiş. Ama annem hamileliğini çok geç zamanda fark ettiği için aldırmak da mümkün olmamış. Biliyorsunuz eskiden işti, güçtü derken kadınlar kendilerinden bile bir haber yaşarlarmış. Annem bana çok geç yaşlarda hamile kaldığı için ilk zamanlar menopoza girdiğini zannetmiş. Çok sonradan anlamış hamile olduğunu. Kız çocuğu istekleri de hiç olmamış biliyor musunuz? Neticede dünyaya gelmiştim ama bir gram sevgi göremedim. Herhalde onlar da yaşı itibariyle benimle çok ilgilenmediler. Sürekli kenarda, köşede bir şeylerle oyalanırdım. Annem hayvanlarla ilgilenirken babam keyfini kahvelerde, şehir merkezlerinde sürerdi. Abilerimin üçü evlenmiş, biri de nişanlanmıştı. Yaşadığımız ev kocamandı. Özellikle doğu yerlerinde herkes bir evde yaşar ve bu da garipsenmez. Şimdi evlenenler hemen kendi evlerine çıkıyor. O zamanlar hepimiz bir evin içindeydik ve kimsenin özel bir alanı yoktu. En büyük yengem hariç diğer yengelerim beni hiç sevmezlerdi. Ben daha küçük olduğum için annem beni onlara bırakır, işlerine, güçlerine bakardı. Onlar da benim sorumluluğumu almak istemezlerdi. Ama anneme de bir şey diyemezlerdi. Beni bir odaya kilitlerler, çıkar gider gezerlerdi. Koskoca evde bir kişi bile bu çocuk nerede, ne yapıyor, yemek yedi mi demezlerdi. Ben sabahtan akşama kadar annemi beklerdim. Annemin geldiği de küçük yengemin koşa koşa gelip beni odadan çıkarmasından ve kucağına almasından anlardım. Yani bunları yaşarken 4-5 yaşlarındaydım Mehmet Bey. Yengemin aklına o zaman gelirdim bir tek. Beni neden odaya kilitliyorlardı? İnanın bilmiyorum. Affedersiniz ama odanın içinde tuvalet olmadığından tuvaletimi altıma yapar, akşama kadar öyle beklerdim. Ağladığımda yengem odaya girer, susmam için yüzüme iki tokat yapıştırır, basar giderdi. Bir şey istediğimde veya yine ağladığımda ince uzun bir sopayla içeri girer, 2-3 tane popoma vurur, yine ağla da göreyim seni derdi. O şekilde zaten susmayı ve bir daha ağlamamayı öğrenmiştim. Şimdi anlatacağım şey ise başıma gelen asıl olaylardı. Ben oldum olası abilerim tarafından baskıyla büyütüldüğümü söylemiştim. Özellikle babam ve abilerim bu konuda hassaslardı. Ben yapı itibariyle çok erken yaşta olgunlaştım. Vücudum, memelerim, kalçam çok küçükken yetişkin kadın gibi bir anda büyüdü. Annem de böyle olmamdan o kadar korkardı ki biri alır götürür, namusumuza laf gelir diye kapının önünde bile oynamama izin vermezdi. Bir yere gideceksek göğsüme bezi sıkıca bağlar, belli olmamasını sağlardı. Biliyor musunuz Mehmet Bey? Benim saçlarım hiçbir zaman omuzlarıma değmedi. Çünkü ne babam ne de abilerim uzun saçlı halimi sevmezlerdi. Hemen kısacık keserlerdi. Erkek gibi görünmemi istiyorlardı. Bu arada beni okula da göndermediler. Ne abilerim ne yengelerim okul okumadılar. Abilerim hemen çalışmaya başladılar, evlendiler. Yengemlerse genç kız olur olmaz gelinliği giymişlerdi.
Zaten abilerim de severek evlenmedi. Bizim burada özellikle benim ailem evlatlarına soru sormaz. Onlar kimi münasip gördülerse görücü usulüyle o şekilde evlendirirler. Ben ufak tefek işler dışında hiç dışarıya çıkmadığım için hani bir çizgi film var ya, kızım çok sever onu. Uzun saçlı bir kız, Rapunzel diye. Onun gibi eve hapsedilmiştim. Tek farkımız vardı, o da benim saçımın kısa olmasıydı. 10 yaşıma geldiğimde ailem başımı kapatmamı, eve misafirler gidip geldiği için dikkatli olmamı söylemişlerdi. Ben de her söylediklerini yapıyordum. Eve son zamanlarda bizim işlerimizi yapan ortanca yengemin kardeşi gelmeye başladı. O da benden 10 yaş büyük, 20'li yaşlarda genç bir çocuktu. O ne zaman gelse yengem yemekler hazırlatırdı. Ben eve gelen gidene çok bakmaz, kafamı da kaldırmazdım. Ama o çocuğun hal ve hareketlerinden hiç hoşlanmıyordum. En ufak bir anda hemen bana bir şeyler soruyor, konuşmaya çalışıyordu. Onunla konuşmak istemediğimi söylediğimde ise üstüme geliyordu. Ben 10 yaşında bir çocuğum neticede ve korkuyordum. Zaten aşktan, sevgiden de anlamazdım. Bir gün annemler şehir merkezine gittiği için ahırdaki işleri ben yapacaktım. İneklerin tezeklerini kürekleyip dışarı çıkarmam gerekiyordu. Ben de herkes gitmişken halledeyim diyerek ahıra girdim. Ne yalan söyleyeyim, hiç de ses çıkarmadım. Zaten inekten, öküzden korkardım. Tekme yerim diye her zaman korkutmadan nazik yaklaşırdım. Aşağı indiğimde bazı seslerin geldiğini duydum. İnanamadım. Dikkatle bakayım dedim. Bir de ne göreyim Mehmet Bey? Ortanca yengemin kardeşi ve en küçük yengem samanlıkların arasında birliktelik yaşıyordu. İlk başta anlamakta zorluk çektim. Ne yaptıklarını anlayamadım. Tam geri çıkmak istediğimde ise beni duydular. En küçük yengem de oğlan da telaşla ayaklandılar. Ben ne kaçabildim ne de saklanabildim. Yengem yarı çıplak bir şekilde karşımda belirdi. Beni görür görmez hemen üstünü giymeye başladı. Diğer oğlansa beni görünce ne yapacağını bilemedi. Altında donu bile yoktu. Yengem o anda o çocuğa ne söyledi bilmiyorum ama ben donmuş bir şekilde kala kalmışken o oğlan geldi, benim kolumdan tuttu, çekiştirmeye başladı. Yengem giderken arkasından seslendim. Yenge gitme desem de beni dinlemedi. Herhalde yengem çocuğun gözünü korkut demiş, bilmiyorum. Bu oğlan beni aldı, samanlıkların arasına attı. Bana durup durup kimseye bir şey diyecek misin söyle diyordu. Ben ağlayarak söylemeyeceğim diyordum. Ama inanmıyordu. Beni iyice süzdü, sonra zaten olanlar oldu. Üstüme çullandı Mehmet Bey. Ben kaçmaya çalıştıkça o üstüme bindi. Altımdaki eteğimi sıyırıp iç çamaşırımı çıkarmaya çalıştı. Birine bir şey dersen ben de bunları söylerim dedi. Tam bekertime alacağı sırada az önce giden yengem içeriye geldi. Nasıl bağırıştıklarını görmeniz lazım. Ben sana gözünü korkut dedim, sen kıza hallenmişsin diye bağırdı. Onu oradan kovdu. Yengem sanki paçavra tutar gibi beni tuttu kaldırdı Mehmet Bey. Direkt eve soktu. O halde beni kimse görmeden tıpkı küçükken yaptıkları gibi odaya kilitledi. Benim halimi görmeniz lazım. Sesim soluğum kesilmiş, nefes bile almakta güçlük çekiyordum. Aklımda şu vardı. Abilerim, babam gelsin, ben başıma gelenleri onlara anlatırım diyordum. Ağlamak istiyordum ama ağlayamıyordum. Bana o an ne yaptığını bile anlayamamıştım. Çünkü o anda ne yapılır, cinsel ilişki nasıl olur onu da bilmiyordum. Ben zaten en büyük travmamı o bana zorla dokunurken, öpmeye çalışırken yaşamıştım. Neyse sonrasında yengem tekrar odaya girdi. Elinde küçükken beni dövmek için kullandığı gibi uzun, ince bir odun vardı. Sopayı kaldırdı ve bacaklarımı öyle bir indirdi ki size anlatamam. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Sopayı defalarca indirdi vücuduma. Eğer tek bir kişiye bile bir şey anlatırsan bu sopayı çok ararsın. Namussuzluk etti diye herkese anlatırım dedi. Daha bir sürü şey de söyledi. Ben canımın acısından bu kadarını hatırlıyorum. Tabii ki ben o kadar dayağın arasında çok çığlık attım. Çığlığıma iki yengem koşarak geldi. Bir tanesi annemlerle gitmişti zaten. Yengem meğerse onlara başka bir şey anlatmış. Ben haddim olmadan saygısızlık ederek ailesine küfretmişim. Yengem de kriz geçirmiş, beni dövmüş. Halbuki alakası bile yoktu. Diğer yengelerim de bu yengemden çekiniyor mu desem, ne desem bilemiyorum. En küçük olmasına rağmen herkese sözünü geçirebiliyordu. Nasıl yapıyordu inanın bilmiyorum. Benim halimi görenler konunun üstünde durmadılar. Ama benim vücudumun her yere o sopanın iziyle doluydu. Zaten her şeyim uzun kolluydu. Şimdi üstümdeki hiçbir şeyi tekken bile çıkarmıyordum. O olay kimsenin öğrenmeyeceği bir şekilde
kapandı Mehmet Bey. Ne en küçük abim karısının kendisini aldattığını öğrendi, ne de diğer adamın bana o şekilde tecavüz etmeye çalıştığını. Kimse hiçbir şey anlamadan konunun üzeri kapandı. Ama bu bende çok büyük bir travma olarak kaldı. Sonra ben 14 yaşıma girdiğimde çok şükür evler ayrıldı. Oturduğumuz ev anneme, babama, bana kalmıştı. Diğerleri de köyde kendilerine büyük bir ev yaptılar ve orada yaşamaya başladılar. Tabii onların gitmesiyle evdeki işler de azalmıştı. Onlar varken evde hizmetçiden hiçbir farkım yoktu. Varsa yoksa onların derdi, sıkıntılarıyla uğraşıyordum. En kötüsü yengemin kardeşi de iş bahanesiyle eve geliyordu ve onu görmek zorunda kalıyordum. Onun gelmesiyle benim nefesim daralıyor, ruhum çekiliyordu. Bana bir şey yapacak diye ödüm koptuğu için kendimi odalara kilitliyordum. Şu anda yaşadığım evde hiçbir odamın kilidi yok, biliyor musunuz Mehmet Bey? Beni odalara kilitlemeleri bende büyük travmalar yarattı. Ve şimdi anlık olarak kapıyı açmazsam içeride kaldığımı düşünerek panik atak geçiriyorum. O kapı açılana kadar ecel terleri döküyorum. Her an elinde sopayla birisi gelecek, beni dövecek. Biri bana bir şey yapacak diye kabuslarla uyanıyorum. Velhasıl 14 yaşımda rahatladım diye seviniyordum. Ama size dedim ya, benim vücudum çok erken olgunlaştı, gelişti diye. Bir de tesettüre girince daha da olgun gözüktüm. Dışarıdan bakan 17-18 derdi bana. Bu sebeple bana görücüler gelmeye başladı. Ne annem ne de babam bana gelen görücüleri beğenmezlerdi. Parası olsun, evi olsun, arabası olsun derlerdi. Gelen görücülerden kendileri de yararlanmak istiyorlardı. Babam bize yakışır bir damat olsun deyip duruyordu. Bu arada ben babamdan ne baba sevgisi gördüm ne de başka bir şey. Babam benim bir kere bile başımı okşamamıştır. Bayramlarda elini öper, kenara geçerdim. Babamı son kez öptüğüm gün düğün günümdü ve ayaklarına kapanmıştım. Beni evlendirmemesi için ağlayarak yalvarmıştım Mehmet Bey. Bir gün bir görücü geldi. Ben 14'sem gelen görücü 29 yaşındaydı. Yani aramızda 15 yaş fark vardı. Çok zenginlerdi ve alemin istediği gibi her şeyleri de vardı. Ama ben katiyen evlenmek istemiyordum. Zaten bir erkeği görünce bile ödüm kopuyordu. Hayatta bir adamın eşi olamam diyordum. Babam adamı da ailesini de çok beğendi, eve çağırdı. Kendi aralarında konuşup beni verdiler. Ben daha evleneceğim adamı görmemiştim bile. Birkaç gün geçti, geçmedi. Annem bana nişan takılacağını söyledi. Annemin ayaklarına kapandım, yalvardım. Anne beni evlendirme, ben istemiyorum dedim. Annemse bana, ben seni başıma bela alamam, namusunu koruyamam, kocan sana sahip çıksın dedi. Hiçbir şey diyemedim, nişanım takıldı. Tabii nişanlandıktan sonra da sürekli eve gidip gelmeye başlamışlardı. Bana bir sürü hediyeler getiriyorlardı. Kaynana, kayınpeder her geldiğinde altın getiriyordu. Ben bu sevginin sebebini de çok anlayamazdım doğrusu. Beni çok bekletmeden birkaç ay nişanlı kaldıktan sonra düğünümüzü yaptılar. Evden ayrılacağım gün babam yanıma geldi. Ben hala daha evlenmeyeceğim diye ağlıyordum. Ama kimse de demiyordu ki bu çocuk evlenmeyi istemiyor. Bak sana ağlıyor diye demiyordu. Zannediyorlardı ki ben mutluluktan ağlıyorum. Halbuki alakası yok. Babama orada da yalvardım. Baba beni evlendirme. Ben ömür boyu yanında oturur, sana bakarım dedim. Dinlemedi Mehmet Bey. Abilerim geldiler, kırmızı kurdeleyi belime doladılar. Sonrasında da beni teslim ettiler. Düğün günümden hiçbir şey anlamadım desem doğru olabilir. Tabii sonrasında gerdek gecesi geldi. Ben ilk defa kocamın evine gittiğimde o gün de evden kimse gitmedi. Yeni gelin geldi, yalnız bırakalım dememişlerdi. Beni odaya bıraktılar. Ben yatağın üstünde tir tir titriyordum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Odaya 29-30 yaşlarında bir kadın girdi ve yanıma geldi. Bir eliyle sırtıma vurup hadi kalk giyin, bugün seninle yatmayacak, karısıyla uyuyacak dedi. Ben bir yandan korkudan ağlıyorum, diğer yandan da şaşırıyorum. Karısı ben değil miyim diye sordum. Meğerse evlendiğim adamın iki tane daha karısı varmış ve tek nikahlı karısı olarak ben gelmişim. Bu arada benim nikahım bildiğim kadarıyla ailemin onay vermesiyle muhtar tarafından oldu. Yoksa reşit değildim. Nasıl yaptılar inanın bilmiyorum Mehmet Bey. Eve ilk girdiğimde iki tane genç kadın vardı. Ama ben daha kimseyi tanımadığım için onların eşimin kardeşi, ablası, kuzeni falandır diye düşünmüştüm. Meğerse öyle değilmiş. Meğerse eşimin iki tane imam nikahlı karısı varmış. Bu iki karısından hiç çocuğu olmadığı için benimle evlendirmişler.
Erkek çocuklarında hiçbir sorun olabileceğini düşünmedikleri için sürekli damızlık gibi gelin alıyorlarmış evlerine. Mehmet Bey benden neden bu kadar eminlerdi de resmi nikahta kıydılar, inanın bilmiyorum. Sanırım daha çok gencim ve olur diye düşünmüşlerdi. Aslında diğer kadınlar da gençlerdi ama olmuyordu. Velhasıl ben iki kumam daha olduğunu öğrendiğimde gerdek gecemdi. Benim bir yanım çok rahatladı. Çünkü en azından bana dokunmayacak rahatladım diyordum. Halbuki ne rahatlaması, ne pislikler yaşayacağımı, nasıl fantezilere kurban gideceğimi bilmiyordum ki. Benim yanıma gelip bana kalk giyin diyen kumam, kocamın ilk imam nikahlı eşiydi. Kocam ikincisini severek ve kaçırarak evine almıştı. O da çok kıskanç olduğundan benimle yatmasına izin vermemişti. Büyük kumama da git bir yerlerini kes, çarşafa kanı sür, bizimkiler isterse verirsin demişler. Bu kadın beni kaldırdı, üstümü soydu, gelinliği çıkarıp astı, üstüme pijamalarımı verdi. Beyaz çarşafa da elimi kesti, kanı bulayıp çıktı gitti. Ben o günü hiç unutmuyorum Mehmet Bey. Battaniyeyi aldım, yerde uyudum. Sabaha karşıysa odaya biri girdi. Meğerse kocam gelmiş, ayağıyla bana vurarak beni yerden kaldırdı. Yatağı düzeltmemi, yeni çarşaf sermemi istedi. Ben de bana bir şey yapar korkusuyla ne derse yapıyordum. Kimseye bir şey anlatmayacaksın. Artık karımsın, burada olan burada kalır dedi. Zaten ailesinin isteğiyle benimle evlendiği belliydi. İlk zamanlar bana hiç dokunmadı. Beni de çocuk gibi gördüğü ortadaydı. Tabii annesi babası eve gelince biz aynı odada, aynı yatakta mecburen yatmaya başladık. Ama bana dokunmamaya devam etti. Ben her gece yatağa girerken dua ederek girerdim. Allah'ım bana bugün de dokunmasın derdim. Evde ise yine her yük benim üzerime binmişti. Yeni gelin falan dinlemez, tüm işleri bana yaptırırlardı. Ben kendi evimde de ev işlerine daha çok baktığım için dışarıyı pek bilmezdim. Ama bu ailede dışarıya çok sık gider gelirdi. Durumları iyiydi ama yine de çalışmaktan geri durmazlardı. Çok farklı bir yapıları vardı. Kaynanam ve kayınpederim köprüden geçene kadar bana iyi davranmışlardı. Sonrasında her kaynana, her kayınpeder gibi mesafeli, soğuk davrandılar. Ben zaten kendi alemden bu tavırlara alışkın olduğum için sabretmeye, işime bakmaya başlamıştım. Bu arada Mehmet Bey, ben evlendikten sonra ailem ilk zamanlar beni aradı, sordu. Sonradansa hiç konuşmadık. Beni ne arıyorlardı ne de ziyaretime geliyorlardı. Hani o kadar abim var ama bir kere bile kardeşimiz ne yapıyor acaba dememişlerdi. Sonra zaman geçti, baktım kocam bana yanaşmaya başlıyor. Ben tabii önceden bir şey yaşadığım için bana dokunacağını anladığımda uzaklaşmaya çalışıyordum. Bir gece arkamdan sarıldı, bana dokunmaya başladı. Ben o anda kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Ben ağlayınca da sinirlendi. Ben senin kocanım lan, neden ağlıyorsun dedi. Ben de bir şey diyemedim. Ne diyebilirdim ki Mehmet Bey? O bana dokundukça ben içime içime ağlamaya devam ettim. Öyle böyle derken o gün zorla benimle birlikte oldu. Ama o konuya girip kendimi o ana tekrar sokmak istemiyorum. Çünkü hayatımda yaşadığım en zor günlerden biri de o gündü. Tabii o günden sonra artık benimle birlikte olmaya başladı. Ama ben kocamı hiçbir zaman sevmedim ve dokunmasını istemedim. Tabii kocamın bana yaklaştığını gören ikinci kumamda kıskançlıklara girdi Mehmet Bey. Aynı evin içerisinde nasıl yaşanabilirse onunla öyle yaşamaya başladık. Benim al dediğime al demiyor, karı dediğime kara demiyordu. Benim yaptığım hiçbir şeyi beğenmezdi ve en kötüsü de bana sürekli eziyet ederdi. Ben 2 sene boyunca hamile kalamadım. Değil ben, diğer kumalar da hamile kalamamıştı. Ben sorunun kesinlikle bizde olmadığına o yaşımda bile çok emindim. Ama kumaların bile nasıl inanmışlarsa sorunun kocalarında olduğuna inanmıyorlardı. Kaynana ve kayınpederin zaten sadece bir oğulları vardı ve toz bile kondurmuyorlardı. Şimdi geçmiş zaman diye kolaylıkla anlatıyorum. Ama bunları düşününce resmen harem kurmuşlar Mehmet Bey. Kumamın kıskançlıkları, eziyetlerini size nasıl anlatayım bilemiyorum. 15-16 yaşlarında bir kız olarak elimden gelen her şeyi yapıyordum. Ben de olduğum durumdan memnun değildim. Mecbur yaşıyordum. Bir şeye sinirlendiğinde ilk yaptığı şey odama girip iç çamaşırlarımı kesmek olurdu. Bunu neden yaptığını ilk zamanlar anlayamazdım. Ama sonra kocamın bana ilgisi yüzünden yaptığını düşünmeye başladım. Birlikte olduğum süre boyunca kocamı bir kere bile sevmedim, isteyerek birlikte olmadım. Ama o durumda bile istemediğim bildikleri halde kocama değil bana kötü davrandılar. Kumam artık o kadar kıskanıyordu ki bunun önünü alamıyordu. Bir gün suyu yeni kaynamış çaydanlığı kahvaltı masasına taşırken geldi ve çaydanlığı benim üzerime fırlattı. Benim belimden aşağısı yandı Mehmet Bey.
Allah'a çok şükür üstümdeki kalın kıyafetler sayesinde biraz olsun korunmuştum. Yoksa o izler hiçbir zaman geçmezdi. Canlı canlı mezara koysaydı belki o kadar canım yanmazdı diye düşünmüştüm. Tabii benim de çocuğum olmadığını fark etmeye başladıklarında endişelenmeye de başlamışlardı. Ve o evde ilk defa ben açıkça sorunun bizde değil o çocuklarında olabileceğini söyledim. Bendeki nasıl bir cesaretti inanın bilmiyorum. Bunu söylememle kocam kahvaltı masasından kalktı, bana bir tokat yapıştırdı, yerde dövmeye başladı. Zaten attığı tokadın etkisiyle bayılıp yere yığılmıştım. Uyandığımda bayıldığım yerdeydim. Kaynanam, kayınpederimse kendi aralarında konuşuyorlardı. Onlar da artık bir sorun olduğunun farkındalardı ve bir şeyler söylemeye başlamışlardı. Meğerse kocamı gizli gizli hastanelere götürmeye başlamışlar Mehmet Bey. Her ne öğrendilerse bir telaşa da kapılmışlardı. Tek resmi nikahlı eşi de ben olduğum için bir dahaki hastane ziyaretine beni de götürdüler. Doktor beni muayene etti ve bende bir sorun olmadığını söyledi. Biliyor musunuz? Ben o yaşımda ilk defa şehir merkezine gelmiştim. Hastaneden dönerken gözümü hiç yoldan ayırmadım. Eve gidene kadar beni iyice tembihlediler. Kimseye bir şey söyleme, rezil oluruz dediler. Ben ne yaptım biliyor musunuz Mehmet Bey? Kaynanama, kayınpederime boşanmak istediğimi söyledim. Eğer boşamazlarsa oğullarının kısır olduğunu herkese anlatacağım diye tehdit ettim. O sıralar bende nasıl bir yürek oluştu, inanın ben de bilmiyorum. Yaşadığım şeylerden sonra aslan kesilmeye başlamıştım. Elbette çok yaralıydım, korkularım vardı. Ama o evden kurtulmanın başka çaresi yoktu. Boşanırsam da ailemin evine gitmeyi düşünmüyordum. Aklımda direkt devlete sığınmak vardı. Neyse, tabii bunlar korktular, bizi boşamayı kabul ettiler. Ama aileme de durumları söylediler. Ailem de sebebini bilmediği için benim bir kusur yaptığımı düşünmüşlerdi. Beni eve geri aldılar. Bir kusurum olmadığını, evde iki tane daha kumam olduğunu, bana işkence yaptıklarını söylediğimde hiç şaşırmamışlardı. Meğerse zaten iki kumam olduğunu bilerek beni oraya vermişlerdi. Ben döndüm dönmesine ama kafaya koymuştum Mehmet Bey. Bu evden de gidecektim. 18 yaşıma kadar ailemin yanında kalmaya devam ettim. Annem de babam da artık yaş aldığı için hayvanlara bakmıyorlardı. 4 erkek kardeş hepsini pay etmişlerdi. Sadece annem bir ineğe bakıyor, onunla katık yapıyordu. Diğer türlü emekli maaşlarıyla da geçiniyorlardı. Şimdi bunu kötü bir şey olarak görmeyin ama ben o hayattan kurtulmayı çok istedim. Hastaneye gittiğim o gün şehri gördüğümde içimde bir umut ışığı belirmişti. Ne yapıp ne edip şehre gideceğim ve hayatımı yoluma koyacağım diye kendime söz verdim. Hiç okumamış cahil bir kız olarak aptal cesareti mi derler, ne derler bilmiyorum ama boyumdan büyük işlere kalkıştım Mehmet Bey. Annemin tek varlığı olan ineğini gizliden sattım ve o parayla şehre kaçtım. Kaçtığım gün ufak bir pansiyona sığındım. Çat pat bildiğim okuma yazmayla sonra sonra bir sürü şey öğrendim. Pansiyonda tanıştığım temizlikçi ablaya hayatımı anlattım. Bana iş bulabileceğini söyledi, gerçekten de buldu. O pansiyonda değil ama o zamanlar çok bilinen başka bir pansiyonda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yaşadıklarım bildiklerinden dolayı beni işe almışlardı. Pansiyonda küçük bir odada kalmama müsaade etmişlerdi. Her ne dedilerse yaptım. Tabii zor günler geçirdiğim de oldu. Neticede genç bir kızdım ve duldum. Erkeklerin bana bakışı, her şeyi çok farklıydı. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Bir şekilde kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundaydım. O köye geri dönüp de ailemin bulacağı ilk adamla evlenmek istemiyordum. Velhasıl o pansiyonda tam tamına 10 sene çalıştım Mehmet Bey. İnanması güç gelebilir. Kaç hizmetli gidip geldi ama ben kaldım. Sağ olsun oranın patronları beni çok sevdiler. Sürekli beni tuttular. 10 senenin sonunda bayağı bir birikim yapmıştım ama çalışmaya devam ettim. Şu an evli olduğum adamla da o pansiyonda tanıştım. Eşim sürekli seyahat eden bir adamdı. Ne zaman seyahatlere gitse o pansiyonda kalırdı. Beni tanırdı. Ben de onu tanırdım. Ama fazla bir sohbetimiz olmazdı. Meğerse o beni görünce çok beğenmiş, zamanla da sevmiş. Ben ona karşı ilk zamanlar bir sevgi beslemiyordum ama iyi niyetli olduğunu hissedebiliyordum. Onu pansiyonda herkes çok seviyordu. Her geldiğinde muhabbet, sohbet derken 2 senenin sonunda kendi aramızda söz yaptık. Ben ona hayatımı, başımdan geçen bütün olayları anlattım. Hiç kolay şeyler yaşamadığımı da söyledim. Çok şükür ki her şeye saygı duydu. O da anne babasını kaybetmiş, kendi ayakları üzerinde duran bir adamdı. Sonra biz evlendik Mehmet Bey. Bir kızımız, bir oğlumuz oldu.
Ben evlendikten sonra işi bırakmıştım ama çalışmamak kendimi kötü hissettirdi. Geçmişim bana çok ağır gelmeye başladı. Yaşadığım her şey gözümün önünde canlanınca eşim bana bir iş buldu. Diğer yandan psikologlara da gitmeye başladım. En küçük olayda geçmiş önüme geldiği için yaşama isteğim aniden ortadan kayboluyordu. Bunları aşmak çok zor oldu ama atlattım sanırım. Şimdi bile ara ara kötü oluyorum ama başında da dediğim gibi iki evladım ve eşim için iyi olmaya çalışıyorum. Allah'a şükür sağlığım yerinde, alemle mutluyum. Eşim benim çok büyük şansım diyebilirim ama onunla tanışmasaydım da bir şekilde hayatımı yoluna koymuştum. Allah var, hiç yanlış yollara düşmedim, kötü insanlarla karşılaşmadım. Dilerim ki Allah benim gibi çaresiz kalanlara da doğru yolu göstersin. Herkes benim gibi cesaret göstererek evini barkını bırakamayabilir. Buna saygı duyarım. Ben artık son bir nefeste kendimi o evden attım ve pişman da değilim. Bu arada artık ne o köyde ne o şehirde yaşamıyorum. Annemden, babamdan, abilerimden de hiçbir şekilde haberim yok. Ne yaptılar, ettiler inanın bilmiyorum. Bana yaşatılanlar için hepsini Allah'a havale ediyorum. Eşimle evlendikten sonra İstanbul'a taşındık ve mutlu mesut Rabbime şükürler olsun ki yaşıyoruz. Mehmet Bey, benim hikayem bu kadardı ama söylemek istediğim birkaç şey var elbette. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bir kız çocuğuysanız hayat gerçekten kolay değil. Sevilmeyen, değer görülmeyen, ezilen bir kız çocuğu olarak söylemek istediğim tek bir şey var. Ne olur sizi ezmelerine, hayatınız üzerinde söz sahibi olmalarına izin vermeyin. Susmayın, bağırın. Dünyada sadece kötülük ve kötü insanlar yok. İlla ki bir yerde sizin için gizlenmiş iyilikler de var. O iyi insanlara denk gelebilirsek, bir şeyler için çaba gösterebilir, hayatımızın iplerini tekrardan ellerimize alabiliriz. Yeter ki cesaretli olalım. Mehmet Bey, beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Allah'a emanet olun inşallah. Evet arkadaşlar, hayat hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle Müzeyyen Hanım'a bana ulaşarak yaşadıklarını paylaştığı için teşekkür ediyorum. Çocukluğunda suçun bile olmadan yaşadığın olaylar gerçekten çok acımasızdı. Evet, belki o pislik ileriye gidemedi ama ne olursa olsun orada gördüğünüz tavır, davranışlar hayatınızı büyük ölçüde etkiledi. Tedavi görmenize çok sevindim. Umarım ki faydasını da göreceksinizdir. Yani anne babalar bu parada ne görüyorlar da kızlarını iki kadının yaşadığı bir eve kuma olarak gönderiyorlar. Aklım dahi almıyor. Bu kız sana ne yaptı? Bu kız beni doğurun dedi mi? Ne bu baskı, ne bu sevgisizlik. Parası olana gönderince tamam biz kurtulduk diye mi düşünüyorlar, ne yapıyorlar anlam veremiyorum. Veya o evde yaşarken yengenin sana davranışlarına anne şahit olmadı mı? Elbette olmuştur. Ama içinde bir gram sevgi olsa bunlara izin vermezdi. Zaten sevgisi olsaydı seni 14 yaşındayken bir adamın koynuna da göndermezdi. Ne babanla ne annenle görüşmüyor olman tamamen senin tercihin ve bence doğru bir karardır. Bize faydadan çok zararları dokunan insanların bizlerin hayatında da olmaması gerekiyor. İlk kocana ve ailesine dönersek bir olmuş denemişler, iki olmuş denemişler. Akılları üçüncüde mi başlarına gelmiş de doktora gitmişler. Bu nasıl bir cahilliktir, nasıl bir vurdum duymazlıktır. Gitmeseler de acaba senin de üzerine bir kuma daha gelir miydi merak etmiyor da değilim. Param var diye oğluna oyuncak alır gibi kadın almak hangi vicdana sığar Allah aşkına siz söyleyin. O kadınların, o kızların hiç mi duyguları, korkuları, hayalleri yok zannediyorlar. Sadece çocuk doğursun diye yaptırdıkları evliliklerle kaç günahsız kadını köle haline getiriyorlar. Ben bu zihniyeti kabul etmek istemiyorum. Çok şükür hikayenin sonunda yolunu bulmuşsun ablacığım. Rabbim senin karşına iyi insanlar çıkarmış ama çıkmaya da bilirdi. O yüzden kaçmaktan çok devlete sığınmanın doğru yol olduğunu düşünüyorum. Allah korusun kötü niyetli insanların eline düşseydin neler yaşanırdı düşünmek bile istemiyorum. Allah'a şükür iyi bir evlilik yapmışsın. İki tane güzeller güzeli evladım var. Bundan sonrasında onlarla beraber mutlu, huzurlu bir hayat yaşamanı dilerim. Allah'a emanet ol. Kendine ve ailene çok iyi bak. Evet arkadaşlar, ben Mehmet. Bugünlük benden bu kadar. Sizlerin de takipçimize yapacağınız yorumları merakla bekliyorum. Eğer bana ulaşmak, yaşadıklarınızı paylaşmak, insanlara yol göstermek, tecrübe kazanmalarını sağlamak isterseniz 0506 397 9395 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan hemen bana ulaşın. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.